القسم الثالث ذكر في المؤلف رحمه الله القواعد الأربع. Üçüncü kısım. Üçüncü kısımda müellif rahimahullah dört kaideyi zikretmiştir. Dört temel esasın ne olduğunu zikretmiştir. بعض الناس هدانا الله إياه يقول أنا أقول إن الله هو الخالق والرازق. İnsanlardan bazıları diyor ki ben diyorum diyor Allah yaratıcıdır, rızık verendir. Ben bunu ikrar ediyorum diyor. Bunda sıkıntı yok. نعم. طيب هل يكفي هذا؟ Ancak sadece bu tek başına yeterli midir? لا يكفي لابد أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. Tek başına bu yeterli değildir. Kişinin tevhidin üç çeşidi ile Allah'ı birlemesi gerekir. لأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا التوحيد توحيد الربوبية. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gönderdiği Mekkeli müşrikler bu tevhidi yani rububiyet tevhidini ikrar ediyorlardı. Onlar da Allah yaratıcıydı diyorlardı. تخاصم معهم النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية توحيد العبادة حتى تكون العبادات كلها لله. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla bu hususta tartışmıştır. Ta ki ibadet sadece Allah'a sarf edilsin. Sadece Allah'a yapılsın. فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. İbadetlerden herhangi bir şeyi, en ufak bir şeyi bile Allah'tan başkasına yönelten kimse Mekkeli müşriklerin, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği Mekkeli müşriklerin yoluna muvafakat etmiş olur, onların yolundan gitmiş olur. نعم. القاعدة الثانية أن بعض الناس يقول أنا لا أشرك بالله. İkinci kaide. İnsanlardan bazıları diyor ki ben Allah'a şirk koşmuyorum. أنا فقط أريد من الصالحين من الأولياء أن يقربون إلى الله أن يشفعوا لي عند الله. Ben sadece diyor kabir ehlinden veya evliyalardan sadece beni Allah'a ulaştırmalarını istiyorum. Bana Allah katında şefaat etmelerini istiyorum diyor. نعم. نقول هذا الكلام هو كلام الكفار. İşte bu söz kafirlerin sözüdür. Bu söylenilen söz. وبهذا الكلام كفرهم الله. Bu söz ile bu söylediği, bu itikat ettiği şey ile Allah onların kafir olduğunu söylemiştir. لماذا لا تتعلق بالله؟ لماذا لا تطلب إلا من الله؟ Bu kişi neden sadece Allah'a yönelmez? Neden sadece Allah'tan istemez? لماذا لا تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم؟ Neden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde olduğu şey üzere olmaz veya sahabesinin üzerinde olduğu şey üzere olmaz? كيف تتكلم بكلام الكفار؟ Nasıl kafirlerin söylediği sözleri söylersin? نعم. القاعدة الثالثة. Üçüncü kaide. بعض الناس يظن أن الشرك فقط في عبادة الأصنام. İnsanlardan bazıları şöyle zannediyor. Şirk sadece puta tapmakla olur. أما عبادة الصالحين، عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة الملائكة عليهم السلام، يقول هذا ليس بالشرك. Salihlere ibadet etmek, peygamberlere ibadet etmek veya meleklere ibadet etmek şirke girmez diyorlar. سبحان الله. الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة في أن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته ونهى عن الشرك بجميع أنواعه. Halbuki kitap ve sünnette bir sürü delil var. Allah Subhanahu ve Teala kendisine ibadeti emretmiştir ve kendisi dışındaki herkese ibadet edilmesini de nehyetmiştir. نعم. وكفر الله سبحانه وتعالى من عبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الملائكة الصالحين ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك والشرك. Allah Subhanahu ve Teala peygamberlere ibadet edeni, kabirlere ibadet edeni, salihlere ibadet edeni ve herkese ne olursa olsun kime ibadet ediyorsa onların hepsini kafir olduğunu söylemiştir. Ve şirk ile diğer şirkin arasında herhangi bir şirkin arasında ayrım yapmamıştır. Dördüncü ve son kaide. Bunlara deriz ki böyle olan durumu böyle olan kimselere Allah'tan korkun. لأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم شرك في السراء عند النعم يشركوا. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine gönderildiği müşrikler sadece kendilerine nimet verildiği zaman yani sıkıntı olmayınca, bela olmayınca bu vakitte şirk koşarlardı. وعند الضراء عند الابتلاء يخلصون لله. Ancak sıkıntılı vakitlere gelince yani üzerlerine bir bela inince ve musibet inince işte bu vakitte onlar sadece Allah'a şirk koşarlardı. Sadece bu vakitte Allah'a şirk koşarlardı. Ve bazı ehli şirk fi zamanı nasıl afiyet selama. Şirkhum fi'z-zarra ve fi's-serra. Bugün zamanımızdaki bazı
Müşrikler ise bunlar hem nimet vaktinde, hem rahatlık vaktinde, hem de bela vaktinde, iki vakitte de Allah'a şirk koşuyorlar. فَهُمْ نَسَلَعَهُ وَالسَّلَامَ أَشَدْ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ بُعِثْ فِيهُمَ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Bu iki vakitte de Allah'a şirk koştukları için bu zamanın müşrikleri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kendilerine gönderildiği müşriklerden daha tehlikeli ve daha büyüktür şirkleri. فَلَا بُدْ أَنْ نُحَذِّرْ هَؤُلَا لِنَّ نَخَافْ عَلَيْهِمْ Bu kimseleri sakındırmamız lazım. وَلَا يُمْكِنْ أَنْ نَسْكُتْ عَلَى هَذَا الشِّرْكِ وَاللّٰهُ أَعْلَمْ Ve bu şirklerin üzerine susmamız da mümkün değildir.